Herkese merhaba, ben Tuğçe Oduvar ve bugün sizlerle bu bardak altlıkların üstüne çizim yapıyor olacağız. Bunlar sizin de el işi mağazalarında rahatça bulabileceğiniz bu ahşap minik altlıklardan. Ben 3 tanesine boyama yapmaya karar verdim ve çizimlerin içeriği de doğayla ilgili olacak. Böyle bir kış dağ manzarası karışımı papatyalı bir şey. Tam anlatabildim mi? Muhtemelen hayır ama birazdan hep beraber göreceğiz zaten. Ben boyamamı sulu boyayla yapacağım ama ahşap suyu çok fazla emdiğinden ve renkleri öldürdüğünden dolayı bir taban rengi atmaya karar verdim. Bunun için de beyaz akrilik boyamı kullanacağım. Genel bir taban atıyorum 3 tane altlığın da üstüne ve kurumaya bırakıyorum. Bunlar kuruduktan sonra üstlerine çok hafif bir skeç atıyorum. Daha çok hani hangi alanları beyaz bırakacağımı görmek için. Daha sonra 3 farklı tonda mavi hazırlıyorum. Ben bu boyamada ağırlıklı olarak maviyi kullanacağım. Arka plan rengi olarak. Ve çok hafif de beyaz ve sarılar olacak. Onun için düz bir mavi kullanmak yerine 3 farklı tonla kullanmaya karar verdim. Daha fazla derinlik ve canlılık vermesi için. İlk atlamı boyamaya başlıyorum. İlk olarak boyamaya alt taraflardan başlıyorum çünkü oralar yani bize yakın olan kısımlar en koyu olan yerler olacak. Daha sonra sağ ve sol kısımlara diğer mavi tonlarından da böyle birkaç tane serpiştirerek bunları karıştırıyorum. Üst kısımlar çıktıkça daha su ağırlıklı bir karışım kullanıyorum ki renk giderek açılsın, ön taraflar kadar baskın olmasın diye. Siz de eğer sulu boya yapıyorsanız benim size tavsiyem ilk olarak en açık olacak tonları atmanız. Benim yaptığım gibi daha sonra koyuya doğru ilerlemeniz. Ben genel bir koyuluk attıktan az çok karar verdikten sonra bunu papatyaların ortalarındaki minik sarıları boyuyorum. Bu arada ben gene her zamanki gibi fikrimi değiştirdim ve üste bıraktığım boşluğu da boyamaya karar verdim. Aynı şekilde akrilik beyazıyla bir taban rengi atıyorum. Çok fazla da kurumasını beklemiyorum. Çünkü sulu boyada akrilik de su bazlı boyalar olduğu için birbirine rahatça karışabilen boyalar. Bu çizimin aslında genel hatları tamam. Bunu kenara bırakıyorum. Bu kururken diğerinin genel hatlarını atmaya başlıyorum. Size söylediğim gibi genel temam böyle orman, dağ, papatya olacak. Aslında daha çok papatya. Ve kullandığım renk skalası da sınırlı bir skala olduğu için çizimlerin açılarını ve aldığım kadrajlardaki objeleri biraz daha değiştirerek bir seri yapmaya karar verdim. Onun için bu çizimimde böyle bir tane papatya bayağı yakından bakıyor olacağız. Böyle onun da kocaman papatya olacak. Gene diğerini de yaptığım gibi ilk olarak bir taban mavisi atıyorum her yere. Ama papatyanın olduğu yeri boş bırakıyorum. Taban rengimden sonra daha net koyular girmeye başlıyorum. Şimdi papatyanın ortasındaki sarıyı koyuyorum. Daha sonra elime bir parça peçete alıp papatyanın ortasındaki kısma böyle pıçık diye böyle bir dokundurup ona çekiyorum ki biraz boyayı alıyor orada ve böyle daha sanki o tomurcuk tomurcuk böyle 3 boyutlu etkisini katıyor ve gördüğünüz gibi aşırı basit. Bundan sonra da bu mavilerin arasına da birkaç tane böyle sarıyı değdirdim böyle onun biraz karışıp erimesine izin verdim ki neticede o arkada kalan kısımda da papatyalar ve sarı renkler var ama orası hani daha blurumsu olduğu için biz onu tam seçmiyoruz ama leke olarak hala gözümüze çarpıyor olduğundan tatlı duracağına karar verdim. Şimdi beyaz papatyanın birazdan çıkması için biraz daha fazla koyu giriyorum ki beni takip ediyorsanız bilirsiniz. Koyu girmeye bayılırım. Böyle daha iyi oldu. Şimdi bu kururken bir sonraki çizime geçiyorum. Bunda da böyle bir dağ manzarası olacak. Yani bu aslında genel manzaramızın en üstteki parçası gibi bir şey olacak. Dağ çizimi size karışık ve zor geliyor olabilir. Açıkçası bana da genelde korkutucu ve zor gelen bir şeydi. Ama nasıl ilerlediğime bakın. Yani sağ taraftan ışın geldiğini varsayaraktan sol tarafa böyle lekeler atarak ilerledim. Ve artık dağın yamaçlarına indiğimizde orada böyle daha homojen bir ışık olacağından genel bir renk attım. Örneğin papatyaların geleceği yerleri de beyaz boş bıraktım. Aynı şekilde genel rengimi attıktan sonra şimdi koyu alıp biraz daha net gölgeler giriyorum. Şekli hoşuma gittiği için birazcık öne çıkmasını istedim. Onun için dağlara da birazcık koyu girdim. Ve tabii ki de klasik tuğçelimi yapıp gene fikir değiştirdim ve bu dağın arkasında bir tane daha böyle daha geride de bir dağ olmasını istediğime karar verdim. Daha derinlikli durması için. Onun için tekrardan akrilikle taban atıyorum buraya. Aynı şekilde burada net bir gölge bir şey olmayacağından hiç kurumasını beklemeden direkt sulu boyayla üstüne giriyorum. Genel bir mavilik taban atıyorum. Çok hafif gölgeler bırakıyorum. Yani buraya çok fazla açık ve koyu renk girmeyeceğim ki orası daha detaysız, daha blur, daha gerideymiş gibi dursun diye. Ki oldu. Şimdi artık detaylarına girmeye başlıyorum. İlk yaptığım boyama çoktan kurudu. Onu alıp böyle üstüne kalemle çizim yapacağım. Bu mikronun tükenmez kalemlerini kullanacağım. Bunlarla çok rahat siz de ahşabın üstünde çizim yapabilirsiniz.
Bu kısımda isterseniz siz çok ince bir fırça kullanarak su boyayla ya da akrilikle de devam edebilirsiniz. Ama ben kalem kullanmaya karar verdim. Alan çok küçük, böyle daha güvenli olacağını düşündüm açıkçası kalemle ilerlemenin. Zaten aşırı net bir şey çizmeyeceğim. Bu çizimlerin böyle tadının biraz daha böyle blur, biraz daha silik olmasını istediğim için aralara böyle papatyanın yaprakların nereye gittiğini belli edecek bir çizgiler falan atıyorum. Çok hafif böyle bir orta kısmının işte diplerine doğru gölgeleme giriyorum. İşte sapların yönlerini belirleyecek birkaç tane çizgi atıyorum. Bu böyle detaylı detaysızlık etkisi gibi böyle anlatamayacağım ama sizin de açıkça gördüğünüz tatlı bir etki yarattı. Çok güzel durdu. Böyle çok detaylı, çok net olmaması, o papatyanın yapraklarının her böyle birini net net çizmiyor olmam aslında ve background'la falan çok daha uyumlu durdu. Artık böyle sapları falan biraz daha belirginleştikten sonra bir sonraki çizime geçiyorum. Yani yakın çekim papatyama. Bunu yapmak aslında çok daha eğlenceliydi çünkü geniş bir alanım olduğu için daha net bir şekilde öne çıkartabildim o yaprakları. Burada böyle papatyanın aslında tamamen yaprakların açılarını, gelişlerini, gidişlerini görebiliyoruz. Ben bu nasıl deniyor? Yabani papatya mı deniyor? Öyle galiba bu ormanda olanlar var ya, büyük böyle biraz daha yamuk yumuk olanlar. Öyle bir şey çizmek istedim. Onun için özellikle böyle yaprakları çok üslü atlı böyle farklı açılara gidiyormuş şeklinde çizdim ki çok daha doğal bir görüntü verdi. Siz de böyle bir şey çizmek isterseniz tek dikkat etmeniz kısım yaprakların simetrik bir şekilde hareket etmiyor olması. Orta kısmına da birkaç tane gölge atıyorum. Arkadaki papatyaları da çok hafif çizgiler ekliyorum. Bu arada çok çizgisel kalmaması için siyah sulu boyamla bu konturları, dış hatlarını hafif daha belirginleştirdikten sonra bir sonraki çizime doğru ilerliyorum. Bunda da aynı ilk çizimdeki gibi çok hafif yaprakların gidiş yönüne dair birkaç çizgi atıyorum. Dağın üstüne aslında tam nasıl bir şey yapayım karar veremedim. Böyle acaba dedim çizgilerle motif mi yapsam, yoksa hiç mi dokunmasam, yoksa sadece dış hatlarını mı belli etsem derken böyle minik minik dokunaraktan birkaç tane yer yön belirleyici çizgi ataraktan, yani dağın yamacı ne tarafa doğru gidiyor, oradaki yüzey ne tarafa doğru ilerliyor, hafiften belli edecek birkaç çizgi attıktan sonra tabii ki de biraz daha koyu ihtiyacı duyuyorum. Tam her yerine değil de bu arkadaki daha öndekiyle çok ayrı durduğu için arkadaki dağın yamaç kısmına doğru birkaç koyu eklemeye karar verdim. Şimdi artık son detay kısımlarına geçiyorum. Bu beyaz kalemimle birkaç tane böyle nokta 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 bırakarak sanki gerilerde başka papatyalarda varmış etkisi yaratıyorum. Ve sağlı sollu böyle daha çok ön kısımlarda kalacak şekilde biraz daha koyuluk ekliyorum derinliği arttırması için. Bunu 3 çizim içinde az çok uyguladıktan sonra tabii ki de altın renkli kalemimi elime alıp böyle papatyaların orta kısımlarına minik minik dokunuşlar yapıyorum. Bu çok bir şey fark ettirmiyor. Yani bu kısmı atlasanız da neredeyse hiçbir şey değişmeyeceksiniz için. Şimdi artık boyama kısmının sonuna geldik. Eğer siz bunları gerçekten bardak altlı olarak kullanacaksanız, su bazlı bir boyayla boyadığımız için üstüne su değdiğinde boyamaya zarar verebilir. Onun için vernik atmamız gerekiyor. Ben bu şekilde mat olan bir sprey vernik kullanacağım. Boyanız kurduktan sonra çok yakından tutmamak üzere sprey verniğimle vernikliyorum yüzeylerimi. Hem o böyle birazcık daha parlaklık katıyor, hem de çok daha uzun ömürlü olmasını garantilemiş oluyoruz. Bu işlemi de yaptıktan sonra artık bardak altlıklarımız hazır. Şöyle bir şey var ki ben bunları bardak altlı olarak kullanmaya kıyamadım. Daha çok benim için aslında duvara asabileceğim ya da birilerine hediye edebileceğim bir çizime dönüşmüş oldular. Siz isterseniz altlık olarak kullanın, isterseniz de benim birazdan yapacağım gibi evinizi dekore etmek için kullanabilirsiniz. Ben sokaktan şöyle bir çam ağacının parçasını buldum. Tek amacı aslında dekorasyonu tamamlaması. Şu bandı kullanıp bunları duvara yapıştıracağım. Bu çok ağır olmayan objelerinizi duvara asmak için şahane bir seçenek. Velhasıl bu bandımı kullanarak önce bulduğum çubuk parçasını, sonra da yanlarına çizimlerimi asıyorum. Asarken ben böyle derinlik etkisinin daha çok devam etmesi için önce işte dağı, sonra dağın yamacındaki papatyaları sembol eden orta boy papatyalarımı, daha sonra da bize en yakın olan papatya en alta asacak şekilde yerleştirdim bunları. Siz kafanıza göre takılabilirsiniz. Burada videomuzun artık sonuna gelmiş bulunuyoruz. Eğer beni Instagram'dan takip etmek isterseniz diye kendisini buraya bırakıyorum. Eğer siz de bunu evde yapmayı denerseniz, bana Instagram'dan yaptığınız şeyleri gönderirseniz çok mutlu olurum. Videoyu beğendiyseniz, ne yapmanız gerektiğini biliyorsanız, kanalıma üye olursanız çok sevinirim. Sizin de çok yakında tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın.